Wilson Teoremi Örnek Soru 1. Bu videomuzda Wilson Teoremi konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 64 faktöriyel denktir x'e mod 67'de. Denkliğini sağlayan en küçük pozitif x tam sayı değerini bulunuz. Karşımızda faktöriyelli bir modüler aritmetik sorusu var. Eğer ki modumuz asal sayı ise Wilson Teoremi kullanılabilir. Buradaki 67'ye baktığımızda o bir asal sayıdır. Bunu ilk bakışta göremeyenler biraz deneyip kontrol edebilirler. 67 asal sayı. Bu nedenle burada Wilson teoremini uygulayabiliriz. Wilson teoremi bize neyi söyler? Eğer ki mod asal sayıysa, bu modun bir eksiğinin faktöriyellisi 67 eksi 1 faktöriyel eksi 1 kalanını verir mod 67'de. Yani buradan şunu anlıyoruz. 66 faktöriyel denktir eksi 1 mod 67. Peki bize ne sorulmuş? 64 faktöriyel. Biz neyi biliyoruz? 66 faktöriyelin eksi 1 kalanına sahip olduğunu mod 67'de. O zaman bu faktöriyelliği parçalayarak 64 faktöriyele getirme hareketleri yapalım. 66 çarpı 65 çarpı 64 faktöriyel olarak bunu yazar ve 64 faktöriyeli elde ederiz. Eksi 1 mod 67. Şimdi devam edelim. Buradaki büyük sayıları çarpıp 67 ile kalanı bulmak yerine bunların kalanlarına gelelim. 66'nın 67 ile bölümünden kalan 67'den küçük olduğu için kendisi veya 66'dan 67'yi çıkartırsak eksi 1'dir. Eksi 1 çarpı 67'ni 65'in 67 ile bölümünden kalan 67'den küçük olduğu için kendisi veya eksi 2'dir. Çarpı 64 faktöriyel. Buradaki sayıları küçültelim ki küçük sayılarla işlem yaparken kabiliyetimiz genel olarak daha yüksektir. Mod 67. Şimdi eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsak 2 çarpı 64 faktöriyel denktir eksi 1 mod 67'ye ulaştık. Şimdi kurtulmamız gereken buradaki 2. Öyle bir şeyle çarpalım ki iki tarafı da. Burada oluşan sayıyı 67'ye böldüğümüzde bir kalanını versin ki onu yokmuş gibi kabul edebilelim. Çarpacağımız her iki tarafı da 34'tür sayı olarak. 34 ile 2'yi çarptığımızda 68 çarpı 64 faktöriyel denktir. 34 ile eksi 1'i de çarptık. Eksi 34. Mod 67. Buradaki 68'in 67 ile bölümünden kalan 1'dir. 1 de çarpmada etkisiz olduğu için buranın kalanı 1. 1 ile 64 faktöriyeli çarparsak 64 faktöriyeli ulaştık. Eksi 34 mod 67. Şimdi son hamlemiz kaldı. Bizden x'in en küçük pozitif tam sayı değeri isteniyor. Eksi 34'ün 67 ile bölümünden kalanı bulmak için 67 üzerine eklemek yeterlidir. Negatif sayıların pozitif sayılarla kalanını bulmak istiyorsak üzerine o böldüğümüz sayıyı ekleriz. Pozitif yapana kadar kaç tane eklemek gerekiyorsa burada bir tane yeterli. Eklediğimizde 64 faktöriyel denktir 33 mod 67. Ve sorunun sormuş olduğu 64 faktöriyel denktir x mod 67 eşitliğindeki x'in en küçük pozitif tam sayı değerinin 33 olduğunu bulmuş olduk. Wilson teoremi bize ne söyledi? Eğer ki mod 67 ise yani asalsa onun bir eksiğinin faktöriyellisi o mod ile eksi 1 kalanını verir. Gerisi sizin matematiksel kabiliyetinizi ve modüler aritmetik işlem bilginizi ölçer. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.